Evet, iyi akşamlar. Başladık galiba. Evet. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Merhaba Necat. Merhaba. Evet, bir DIO, renkli diyaloglar, Türkiye'nin renkleri. Böyle bir alt başlığı var, onu telaffuz edeyim. Sevgili Necat Yavaşoğulları'yla sohbet edeceğiz. Bu aslında şimdi söze ben başlamış olmakla beraber bir moderasyon yok burada. Biz sohbet edeceğiz sadece. Hani yolda karşılaşmışız ya da bir yerde oturmuşuz. Evet. Konuşuyor gibi. Ve evvelinde şunu da söylemem lazım ki biz Necat'la hani şunu konuşalım bunu konuşalım diye konuşmadık. Hakikaten hani derler ya topa gelişine vurmak birazcık öyle bir diyalog, gerçek bir diyalog, antikiteden diyalog üzerinden yürümeye çalışacağız. Evet, hoş geldiniz hepinize. Muhtemelen böyle bir saate yakın sohbet edeceğiz. Neyse ne. Şimdi nasılsın Necat? Ayvalık'tasın değil mi? Ayvalık'tayım. İyiyim, dinleniyorum diyeyim yani. Ne güzel. Gerçek anlamda hani pek bir işle uğraşmıyorum. İşte ev işleri, bahçe mahçe falan derken vakit geçiyor. Biraz tembellik ediyorum yani. Sabah erken kalkan birisiyim. Şimdi uyanma saatim şöyle bir hemen düzelmiyor. Fakat şöyle 9'lara falan buldum yani son günlerde. 9'a kadar uyuyabiliyorum yani. Bu bakımdan böyle bir şeye insanın ihtiyacı var diyelim. İhtiyacı varmış. Evet, cuma günü de bugünden sonra yarın perşembe, öbür gün cuma. Kepez'e konsere gideceğim. Buradan Çanakkale'den kendi arabamla gideceğim. Oradan ertesi gün Bozcaada'ya geçip Salhane diye bir yer var. Orada açık havada bir konserimiz olacak. Tekrar buraya döneceğim falan. Mimarlık işlerini de buradan idare ediyorum. İşte WhatsApp falan yeni gelişmeler olduğu için bazı şeyler böyle karşılıklı görüntüler ileterek. Burada da bir iki işim vardı zaten. Ama tabii ki işler bekliyor. Ağustos ayında da İstanbul'da olacağım tekrar. Konser şeyi başladı tabii. Yani pandemi sonrası. Başladı evet. Başladı. Çok sevindirici. Evet. Geçen hafta iki konser yaptık. Biri Kocaeli'nde, biri İstanbul Kadıköy'de. Hı hı. Geçen hafta derken belki bir haftayı geçmiştir. Yani bu da iki konserde, önümüzdeki iki konserde bu ay içerisindeki olacak. Hepsi 4 konser olmuş olacak. Yani açıldı, talepler var tabii, insanlar uzun süredir herhangi bir faaliyette bulunamadıkları için böyle birlikte yer alınabilecek konser gibi falan filan büyük bir talep var ama sınırlı sayıda her zaman izleyici alınıyor konserlere de. Zaten bu şu 9 günlük bayram tatilinden de belli oldu. İnsanlar hani artık sıkılmışlar. Parası olan olmayan bankadan kredi çekip falan giden miden çok duyuyorum. Ayvalık'ta mesela trafik sıkıştı. Ben hani o bayram süresince hiç bir yere çıkmadım yani. Evdeki işlerle uğraştım. İyi oluyor. Dışarı çıkmazsan, öyle de bir boş vaktin varsa işte gitar çalıyorsun, bir şeyler okuyorsun falan filan. Faydalı oldu yani. Evet, ben Ayvalık'tayken aradım seni, hatırlıyorsun yani, evet, 3-5 evet. Gün önce. Dedin ki yani bayram ve bayramda hakikaten öyle yani. Bayramda zaten yerlisi niye çıksın ya da orayı bilen. Fakat şu uyku meselesine de gelince herhalde uzun süredir hakikaten ben de böyle kalkıp tekrar uyuduğumu bildiğim mekanlardan biri oldu Ayvalık. Böyle güzel de bir rüzgar vardı tabii ben oradayken. Evet. Oksijen bol yani, insan uykusunu da alabiliyor, bu ilginç. Evet. Şimdi biz tabii böyle bir ortak paydamız var. Aslında benim daha pasif tabii, daha şey müzik anlamında. Evet. Ama hep bana böyle bir müzik mevzusu olduğu zaman senin de başına çok geliyordur. Benden daha çok geliyordur. Ama hep böyle bir şey soruyorlar. Bu 2M hikayesini yani müzik ve mimarlık nedir diye. Şimdi ben de buna olabildiğince kaçamak cevap veriyorum. Çünkü zaten cevabı bilmiyorum. Dolayısıyla çok da umursamıyorum da açıkçası, ama böyle bir şeylerde insan kendi düşünüyor. Bu kadar çok sorulunca da ya bir şey var mı diye. Fakat şuna en azından şeyim biliyorum ya da eminim ki
Yani bir antropolojiden, jeolojiden, sosyolojiden ya da muhtelif takım şeylerden, diğer bilimlerden ya alanlardan daha fazla da alakalı bir şey değil mimarlıkla müzik ilişkisi. Ama herhalde yani şimdi senin gibi bir duayeni bulmuşken ki ben hani daha teorik kısımdayım. Çünkü radyo programcısı ve müzik yazarıyım. Müzik evet. yazarlığı yaptım şu bu. Daha çok benimki başka bir noktadaydı. Ama sen bir singer-songwriter yani bir ozan, bir şarkı sözü geleneğinden gelen bir rock müzisyeni, bir müzisyen olarak aslında belki ben merak ediyorum çünkü ve hani fırsat da bu fırsat değil. Şu soruyu Allah aşkına yıllardır bana sordular bir de ben sorayım. deyip evet. bunun da bence en şahane, en ilgili, en hakikaten cevabını da merak ettiğim ki istersen ha elbette ya Cem yok böyle bir şey deyip benim gibi kaçamak davranabilirsin ona da eyvallah. Evet yani ben biraz bu durumda düşünce tarzım sana benzemekle birlikte bu soruyla direkt muhatap da olduğum için insan bazı şeyler geliştiriyor. Mesela müzik için donmuş mimari, pardon, mimari için donmuş bir müzik terimi hep var. Böyle baktığın zaman bir bazı ortak noktaları çıkartıyorsun. Yani sonuçta binanın bir zemini, bir temeli var. Müzikte de böyle bir şey var. Yani o müziğin şeyi la majör mesela. Asıl tonu la majör diyelim. Oradaki şeydeki mimarlığa dönersek o toprak yapısı ve oranın şey en ana unsur oradaki diyelim ki topografya, güneşin durumu şu su bu su veya bir ve temelleri binanın hani la majör tonunda. Mesela böyle bir birliktelik var. O kayalık zemine yapacağım binanın temeli başka oluyor. Yumuşak zemine yapacağım binanın temeli başka oluyorsa yani bir binanın bir müziğinde işte do diyez minör mü yoksa si minör mü veya mi majör mü ana tonu hani o bir karar verici bir şey oluyor. Mesela binada diyelim böyle bir şeyi temelden başladık. Temeldeki o taşıyıcı unsurlar diyelim. Taşıyıcı unsurları mesela aklıma benim hep baslar olarak gelir. Müzikte de altyapıyı o baslar ayakta tutar ve onun üzerine birçok süslemeler, şeyler, maceralı, müzikal açılımlar, şunlar bunlar onun üzerine gelir. Aynı hani bir binanın temelini sağlam tutup üstünde de mimari atraksiyonların istediğin şeyleri, istediğin fonksiyonları oluşturduğun. Buna bir de şey yapıyorsun, buna bir de en sonunda bazı ufak şeyler de ekliyorsun mimarlıkta. İşte mesela geçen günü bana sordular hani barok müzikle barok mimarlık. Dedim benziyor çünkü... Barok müzikte melodi çok hareketli ve kıvrak iniyor çıkıyor. Dari da 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 di da 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 di da da da. Bach'ın yazdığı şeyler falan. Mimarlıkta baktığın zaman da adam işte bir daire varsa o daireyi de böyle dari da da di da da dari da da di da da gibi daireyi de böyle başka bir şekilde yine daire de çıkıntıları var böyle simetrik olarak diyelim. Oradan bir estetik yaratmaya çalışıyor. Ondan sonra diyelim ki şeyler kabartmalar var. Kabartmalar abartılı böyle daha çok kendini belli edecek şekilde. Her tarafta süslemeler şunlar bunlar bir hareket var. Ya bu bakımdan barok müzikle klasik barok müziğiyle birbirlerine benziyorlar. Yani müzikle mimarlık bazı açılardan benzeşiyor ama böyle tam da net olarak bir şey diyemezsin yani sonuç olarak iki ayrı sanat dalı ama hani giriş, gelişme, sonuç bölümleri kompozisyon, diyelim. Evet. Kompozisyon var yani. Evet, mesela evet. Bana şu soruyu da soruyorlar. Senin acaba mimarlık okumuş olman yaptığın müzikleri etkiliyor mu? Ben bu soruyu
etkiledi mi? Ben bu soruyu duyduğum zaman hakikaten ya etkiledi mi diye ben de o anda düşünmeye başlıyorum. Yani daha önce ben bu oturup da müzikolog veya işte sosyolog gibi ya benim yaptığım bu şeyler acaba mimarlık etkiledi mi diye düşünmüyorum. Yani eylem içerisindeyim. Öyle bir şeyim yok. Fakat dışarıdan birisi sorduğu zaman Allah Allah etkiledi mi acaba? Diyorum ki mesela Bülent Özer hocanın söylediği şu laf vardı diyorum. Ondan sonra biz bir de mimarlıkta şöyle bir şeye alışıyoruz. Hani fonksiyon ne? Bu. Arazim nasıl? Böyle. Benden ne isteniyor? Şunlar isteniyor. Şöyle bir şey yapabilirim. Böyle de bir şey yapabilirim. Bir başkası da başka bir şey yapar. Girişi oradan alır. Buradan da alabilirim. Biz bunları hep irdeleriz ya. Aslında benim hani müzik üretirken yaptığım bir şey bu farkında olmadan bu edindiğim şeyle de ilgili diye ben düşünüyorum. Yani konuyu ele alış. Biraz o yüzden benim böyle zaten müzikle matematiğin müthiş bir ilişkisi var. Belki benim şarkılar daha böyle başı sonu belli. Ondan sonra bir yerden giderken bir yere atlayıp ama oraya tekrar dönüp de akrabalığı kurup orada bitiren. Mesela müzikte leitmotif diyoruz. Bir mimari eserde de yani leitmotif diye düşündüğümüz zaman sen de işlerin içindesin Cem. Yani o bina için bulduğumuz özelliği bir yerlerinde hep tekrarlarız ya. Evet. Ya bu kapıyı nasıl yapacağız dediğimiz zaman falanca yerde yaptığımız o tasarım için. O tasarımın kapısı zaten genelinden hareketle sana bu da böyle olmalı. Birkaç evet. tane olasılık çıkabilir ama sonuçta o genelden seçtiğim bir şey var. Diyelim ki oradaki o binayı yapan bina sahipleri ya işte Cem Bey şu bizim şuraya da şöyle yapalım dediği zaman o binanın içinde o binada ancak bu olur diyerek kafanda bir şey gelişiyordur yani. Mimarlık mesleğinde olan şeyler bunlar. Ya müzikte de böyle şeyler var sonuç olarak. Yani bir fonksiyon var. Şimdi ben bu bölümden öbür bölüme geçeceğim diyorum müzikte. Bir geçiş elemanı kullanıyorum. Yani geçiş elemanı nedir? Müzikte ona biz şey diyoruz. Bridge yani köprü. Geçen günü şu örnek geldi aklıma. Yani işte mimarlıkta bu nasıl var? Kare formlu bir prizmadan, kare prizmadan kubbeye geçecek adam. Geçerken ne yapıyor? Mukarnas yapıyor köşelere. Geçiş elemanı. Bir oraya geçirtecek olan bir şey yapıyor. Yani diyelim ki biz de müzikte giderken B bölümüne bağlayacaksın şarkıyı. Bir geçiş yapıyorsun. O geçiş seni o tondan alıyor. Çaktırmadan böyle bir seyahatlere çıkartıp bir bakıyorsun müziğin başka bir bölümüne geçmişsin falan. Evet. Ya bunlar bende biraz hani mimarlık terbiyesiyle farklı olmuş olabilir. Hani mimarlığın senin müzik anlayışına nasıl etkisi oldu derlerken. Bir de hani hiçbir zaman pop düşünmedim. Hani hep ciddi düşündüm yani. Rock şarkısı ne olursa olsun Kütürdet Beni Rutubet diye şarkı yaparken bile hani onun o düşünülmüş bir şarkıdır yani. Boş verilmiş. Bazen hani içinden geleni pat diye yaparsın. Onun da kendine özgü bir şeyi vardır. Güzel tarafı vardır. Hani bu mimarlıkta da birden araba sürerken hani yeni bir iş istenmiştir bizden diyelim. Sürerken kafan meşguldür. Oraya her türlü yapabilirsin çünkü. Yani bir tane çözüm yok ki. Her türlü, her mimar farklı düşünüyor. Bir mimar da birden farklı şey de düşünebilir ama sen ne yapacaksın? Ne yapmalı, nasıl yapmalı sorusu. Her ikisinde de ortak. Ondan sonra ben mesela hani zaman zaman mimarlık okulunda senin de yaptığın gibi hani proje dersi falan da verdim. Yani çocuklara şunu diyordum. Ya biz bilinmeyeni ortaya çıkartmak için uğraşıyoruz yani. Eğitimimiz bu. Yani bu akademide okurken hani çok değerli hocalarla okumuş olduğumuzu aradan yıllar geçtikten sonra çok daha iyi insan anlıyor. Yani Bülent Özer'in verdiği mimarlık tarihi sadece bir mimarlık tarihi
gibi kısıtlı bir şey değil. Dünyaya bakış açısını falan. Zaten Bakışlar diye bir kitabı vardı. Çok değerli bir kitaptır. Ondan sonra onların etkileri var. Şeyin etkileri var. Utarit İzgi mesela. Hani bize şöyle şeyler söylerdi. Ya hocam uğraş, bizim zamanımızda öyle bilgisayarla çizmek bizmek de yok. Haftada iki gün tahsih yapıyoruz. Herkes uykusuz mu geliyor falan. Projeyi gösteriyor hocaya. Hocam vallahi bütün gece oturdum çizemedim diyor çocuk. Ondan sonra evladım diyor, anlıyorum samimiyetini diyor. Fakat ya diyor ki mesela hani ilkokul projesi yapacak diyelim veya işte bir başka bir şey. Mesela yüzen adam geldi aklına. O yüzen adamı çiz diyor. Ellen çiz diyor. Bana onu getir, ben kızmam diyor. Yani içindeki, kafanın içindekini dışarıya aktarma. Bazı işte diyelim ki bize bir proje konusu geldi. İlkokul istiyorlar. biz onu duyduğumuz anda al sana bir tane ilkokul diyemiyoruz yani şey gibi. Bakkal gibi. Bir tane adam der ki bir tane bisküvi istiyorum. Bunu mu istiyorsun, bunu mu istiyorsun, bunu mu istiyorsun diyor adam, veriyor. Bizde öyle bir şey yok. İlkokul istediği zaman mimar bile o istenen mimar o anda ne yapacağını bilmiyor. Şekil olarak. Hani bu zaten bana işin en zevkli gelen tarafı bu. Bunu oturup uğraşıp bütün birikimlerini ortaya katıyorsun. Karşı tarafın istekleri var, o su var, bu su var ve bir şey ortaya çıkıyor. İşte bu Zaha Hadid'e göre başka bir şey oluyor. Cem Sorguç'a göre başka bir şey oluyor. Ondan sonra Sedat Hakkı Eldem'e göre başka bir şey oluyor. Ya bunlar da işin zaten sanatçı olarak kişiyi tatmin eden tarafları. Bilinmeyenden uğraşıp ortaya çıkarttığın şeyde de senin dışındaki bir başkasının yapmadığı, aklına gelmeyecek olan bir şey gibi olduğunu hissetmek onu yapan kişi açısından. Bunlar tatmin edici şeyler. Yani bu bakımdan müzikle bilinmeyen yolculuk, bilinmeyen... yani mesela bazen ben diyelim ki bir şarkının sözünü yazdım, hatırlıyorum. Daha müzik belli değil. Sözü geliyor aklıma, tak 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 yazıyorum. Sonra onu işte bilmiyorum ben nasıl bir müzik olacak onu. O sırada o. Yani ben arabada giderken o sırada Srebrenica'da olaylar oluyordu. İşte Hollanda barış gücü vardı da çekildi oradan. Diğer taraf kasabaya girdi. 2 gün, 3 gün haber alınamadı. Meğer 10.000 kişiyi öldürmüşler. Yani oradan gelen haberler falan filan, yani gazetelerde de onları okuyorduk, televizyonda seyrediyorduk. Giderken yolda ne olursa olsun yaşamaya mecbursun diye kendi kendime bir şey söyledim. Sonra not aldım onu. Ondan sonra Yaşamaya Mecbursun şarkısı çıktı. Ama burada hani ben o şarkının nasıl olacağını bilmiyordum. Sonuçta o eyleme giriyorsun sonra, yaratıcı eyleme. Ve en sonunda birikimlerinle, zekanla, yaratıcılığınla, sana özgü olan yaklaşımlarla farklı ve özgün bir şey ortaya koyuyorsun. Bu da hani mimarlık sanat mı değil miye gelirsek buradan, yani bazı mimarlık ürünleri sanat olarak görülmeyebilir. Ama hani onu yapan kişi sanki dünyanın en önemli şeyini yaparmış gibi yapıyorsa, o mimar kendini ortaya koymaya çalışıyorsa, bütün her şeye rağmen belediye kurallarına, mal sahibinin kısıtlayıcı tavırlarına, başka nedenlere rağmen o özgün o heyecanı yaşıyorsa, o zaman onun bir sanat tarafı vardır bence. Nasıl her müzik sanat olamayacağı gibi mimarlık mimarlığında bazı binaları hani sanat eseri olarak göremeyeceğimiz gibi, ama genelde böyle bir şey var. Mimarlık böyle daha mı iyi oldu, yoksa kapatayım mı? İyi, ikisi de güzel. İyi, biri sarı ışık, biri evet biraz daha sarı ışık fazla geliyor şu anda da. Evet. Ondan sonra
Yani nerede kalmıştık? Bu aslında herhalde mimarlığı yapma haliyle, ben birazcık oradan ilişki kurmaya çalışıyorum. Biraz da oraya yaslanıyorum herhalde. Yapma hali, yani mimarlığı üretme süreci ile müziği, demin dedin ya kompozisyon, evet, ve kurgulama. Aslında burada şöyle bir şey mesela nasıl olabilir? Yani bir şarkı yazarı ve besteci olarak belki onu sormak. Yani üretim nasıl? Mimarlıkta mesela tekil üretimin daha sonra çoğul üretime dönmesi mümkün. Bu illa birkaç kişinin olması değil. Bir tasarımın tek elden çıkıp ya tek beyinden çıkıp ondan sonra bunun çoğullaşması, yani mühendislerle, partnerlerle, işverenle, şunla bunla bir tür kompozisyon haline gelmesi söz konusu. Müzikte de mesela sonuçta bir bestecisi var, bir güftecisi var. Dolayısıyla ya da her ikisi de aynı bünyede. Dolayısıyla bir aslında bir atış var. Yani sen bir şey hazırlıyorsun, dedin ya ilk önce sözden başlayabilirim ama her zaman değil. Ama sözü yazmışsındır sonra. Bu bir noktadan sonra kompozisyon ya da daha başka bir hale gelecek. Düzenleme oluyor. Evet. Yani mesela şimdi onun unsurları var. Hani mimarlıkta da unsurlar var. İşte taşıyıcılar bir unsur. Ondan sonra döşeme kaplamaları bir unsur diyelim. Evet. Çatı kaplaması bir unsur. Şeyde de müzikte de tamam beste ve şey var, yani proje var elimizde. Fakat onun bası bir unsur, davulu, ritim ritim bölümü bir unsur. Yani ister bunu bir bateriyle çalarsın, ister köst davullarından çalar, Afrika tamtamlarından çalar. Yani bir ritim bölümü var. Bir de işte dolgular, sıvalar, döşeme betonları diyelim. Orta tondaki müzikler var, cellolar veya gitarın kalın telleri diyelim. Ondan sonra bir de bunun daha üst frekanslar var. Yani bir silsile halinde hepsi birden yapıldığı zaman bu ortaya, o müzik senin istediğin gibi ortaya çıkıyor. Mesela diyelim ki müziğin mimarı olarak bestecisi diyor ki ya bası biraz daha şöyle yapalım. Ondan sonra veya onu da söylüyor böyle olacak diye. Ondan sonra solist söylerken arkadan bilmem neler, şu üst perdeden şu sesleri çıkartsın. Yani o bakımdan bestecinin dışına çıktığı anda başka adamlara ihtiyaç var. Mimarlıkta da var. Fakat şu farkı da hep görmüşümdür ben. Yani bir müzisyen dört kişiyle bu veya tek gitarıyla, tek piyanosuyla bir yerde sonuca ulaşıyor. Ama mimarlıkta bu yok. Yani mimarlıkta sana bir bina için bir para gerekiyor. Yani bu hani müzik yapmakla aynı şey değil. Ondan sonra bir sürü... Bir başkası geliyor, şunu isterim, bunu isterim diyor. Bir karşıda bir muhatap var, yani kendimiz, kendi kendimize yapmıyoruz. Ondan sonra ve bir sürü nakliyecisinden tut, amelesine kadar, duvar ören adama kadar, seramik işleyen adama kadar adamlara ihtiyaç var. Bunların iyi olması da lazım yani. Hani adam seramikleri öremiyorsa bizim bina, yaptığımız binaya eksi bir şey katıyor. Tam istediğimizi olmuyor demektir. Müzikte de öyle. Müzikte de adam çalamıyorsa gitarı orada gerektiği gibi, orada ne bileyim bir sistem ve disiplin var. Bir yerde es yapması lazım. Herkesin durması lazım. Tekrar başlama. Bunları yapamıyorsa çok kötü. Bu bakımdan da çok şimdi daha iyi farkına varıyorum. Müthiş bir şey var. Yani tek kalemde bitmiyor. Bir sürü unsur toplaşıp da o müziğin tümünü ortaya çıkartıyor ve o rengi bize sunuyor. Binada da öyle. Binaya 100 metreden baktığımız zaman ne muhteşem bina diyoruz ama hani onun içinde bir sürü unsur, senin kompozisyon dediğin değişik aşamalarda mühendisinden tut bilmem nesine kadar giriyor. Müzikte de çok benzer şeyler var. Yani diyelim ki müzikte de mühendisler var. Sesleri, akustikleri hesaplıyorlar ve ona göre ses sistemleri kuruluyor. Yani bir de elektronik girmiş vaziyetin içine. Ama
Yani şöyle bir şey. Ben bir kağıt eskiz çizsem eskiz olarak kalıyor. Yapılması lazım mimarlıkta. Ama müzikte al gitarı eline. Ben burada şimdi o biter yani. Bu var. Mesela bazen de ben ressamları bizden daha şanslı olarak görüp de ya ben ressam olsaydım ne bas gitara ihtiyacım vardı ne davulcuya ihtiyacım vardı. Ondan sonra girerdim atölyeme istediğim gibi yapardım resmi yani. Ertesi gün gelip maviye boyardım bu bitti derdim. Bu özgürlükleri var deyip ressamları biraz böyle ressamları gönderme yapıyordum yani. Evet, bu zaten aslında mimarlığın sanatla sorgulandığı nokta yani bir taraftan. Çünkü temsilin evet. Başka bir noktaya gelmesi. Necat, rica etsem aslında biraz karanlık oldu hakikaten gün batımından dolayı. Evet, belki evet. De daha iyi oldu şimdi. Bu. Evet, ben de aynı varım. Şeyi düşünüyordum. Panjur var. Panjurum açsam neyse ışığı yaktık. Hallolmuştur. Bu gayet iyi. Belki biz böyle tarihsel bir şey hakkında ne düşünüyorsun? Açıkçası ben bunu da merak ediyorum yani ne düşünüyorsun diye. Yıllarca bu mesele çok konuşuldu müzik camiasında. Özellikle bu benim gibi müzik yazanlar ve müzikle teorik olarak ilgilenenler. Türkçe müzik konusu, Türkçe rock müzik konusu. Ve bu yakın bir zamana kadar aslında çok da uzak değil. Yani 10-15 yıl, 20 yıl önceye kadar hala rock'un Anglo-Sakson dili üzerinden yapıldığına dair, yapılması gerektiğine dair işte bazı diğer dillerin prozedür meseleleri şunlar bunlar gibi bir takım gerekçelerle savunucuları vardı. Tabii artık bu çok tavsadı bu. Artık böyle bir şey yok. Fakat bu tartışmaların böyle yere olduğu zamanlar sen aslanlar gibi bu Suzuk Özlemi olarak ve ondan önceki bütün sürecin içerisinde hiç eğilip bükülmeden Türkçe rock yaptın. Ve hakikaten hem bir model teşkil ettim memlekette müzik olarak örnek gösterildim ve hiç bundan da taviz vermedim açıkçası ve bunu aslında biraz hani mimarlıkla da bu çünkü biz biliyoruz ki artık hani rock sadece Anglo-Sakson dünyasına ait bir şey değil. Kore'de de var, zamanında da varmış, burada da vardı falan filan. Bunun açıkçası yani hani, evet. Bunu merak etmekle beraber mimarlıkta da tabii modernizm, modern öncesi dönem, daha sonraki modern sonrası dönem veya bağlamsal mimarlık, yerel mimarlık, yani regionalizm, üniversalizm gibi bir takım şeyler içerisinde de mimarlığın da aslında ciddi bir tartışma konusu idi ve şimdi biraz daha fazla belki de. Ne dersin bu konuda? Yani bu hani gene hani mimarlık ve müzik bağlamında bir şey oldu ama bir merak ediyorum da hakikaten yani bu hem müzik anladım. Hem... Evet evet. Ya şimdi bizim yetişme dönemimizde Türkçe sözlü Batı müziği falan vardı. Veya bir hani akademide sen de akademide okudun, ben de akademide okudum. Biz hani ressam büyüklerimiz, hocalar da vardı, öğrenciler de vardı. Yani bizden önceki nesiller olan yaşını başını almış hocalar biraz böyle şey diyelim ki Neşet Günallar işte Bedri Rahmiler hep bir Anadolu sesin kesik geliyor ama evet evet bir problem yok gibi görüyorum. Yok yok hayır, tamam. Gayet yerinde. Gayet hep, yerinde. Ya hep şöyle bir şey. Arkada işte bir bozkır manzarası, iri gözlü kadınlar, halk motifleri şeyde, işte yapılan resimlerde falan. Şeyde de müzikte de yani işte bir bizden bir şey olsun, Türk motiflerini çağdaş dünyaya kabul ettirmek gibi şeyler. Hani bizim yetiştiğimiz dönemde de hani... Hani yeni bir nesil geliyor ya biz biraz daha farklı olmasını düşünürdük. Yani şöyle bir şey ben hani Barış Manço benden hani daha önceki bir döneme ait. Ben ona çocukken bile izliyordum müziğe meraklı olduğum için. Başka şeyler yaparken birdenbire dağlar dağlar işte gibi şarkılara geçince büyük bir kitlesellik elde etti. Ondan sonra... Ama sonuçta yani
Barış Manço'nun hayatı o dağlar dağlar yol ver geçen falan hani. Ah, Nejat düştü galiba hattan, kayıttan ama hemen gelir diye tahmin ediyorum. Evet, bekliyoruz. Kusura bakmayın, bir hatlarda bir mesele oldu zannederim. Necat Yavaşoğulları'nın. Evet, bağlanmaya çalışıyormuş şu anda. Tam, evet, bağlandı. Bence düzeldi yani. Neden evet, olduğunu evet. Bilmiyorum. Herhangi bir şey yapmadım ama sonra tekrar koptu, tekrar girdim. Evet, evet, evet. Gayet ha, şimdi geliyorum. Yani işte yani onlar da hep dönem meselesi. Yani şimdi Barış Manço hayranları bana hani bir bu konuda bozulmasın veya Cem Karaca. Onlar çok sevdiğim insanlardı ve kendileriyle de tanışıyordum. Onlar da beni severdi. Ama daha hani Anadolu Rock dediğimiz şeyler. Ben de mesela o sıralarda bana benzer arkadaşlar müzikler yapıyoruz. Beraber aynı şeyler düşünüyoruz. Bir kısmı işte diyelim İngilizce, rock İngilizce olur diyor. Ama bu bahsettiğim şeyler 60'lı 70'li yıllarda hani iyi şeyler, örnekler yaşandı Türkiye'de müzik olarak. Yani bir kere Türkiye ilginç bir ülke. Hiçbir zaman ben Türkiye'yi 3. dünya ülkesi olarak görmediğimi söyleyeyim. Çünkü sonuçta biz bir imparatorluktan kalmıştık. Büyük birikimlerimiz vardı. Etkilendiğimiz bizden önceki şeyler, yaşanmışlık, medeniyetler vardı. Yani Bizans'dan, Anadolu mimarlığından, Anadolu müziğinden bahsediyorum. Yani Frigyan gamı var, Lydian gamı var, Ionian gamı var. Bunlar cazda, rock'ta kullanılan şeyler. taşıyıcı duvarlar, kubbe, mubbe, bunlar da mimarlıkta kullanılan şeyler. Yani biz Ayasofya'yı bundan 1500-1600 yıl önce yapan Efesli ve Miletli iki tane mimardı. Biz de Ayasofya'ya benzer camiler yaptık yani işte 16. yüzyılda, değişik yüzyıllarda. Yani bir gelen bir güçlü bir kök var. O dediğim gibi bu hani biz de Anadolu rock dinliyoruz ama Moğollar var falan. Fakat ben ve arkadaşlarım, başka çocuklar da arkadaşlar da vardı. Ondan sonra başka içimizden de başka türlü müzik yapmak geliyordu. Yani belki böyle hani gelişme belki böyle oluyor. Saygı gösterip dinliyoruz biz onları hep. Giderdik konserlerine falan giderdik ama onu yani ben de kendi sözümü yazayım istiyorum. Yani müzik istiyorum yapmak. Müziği yaptın mı da sözünü yazacaksın. Hayran olduğun gruplar da var dünyada. Onlar da bizi etkiliyor. Yani bugünkü dünyada internet olduğu için belki biz o gün hani radyolardan, televizyonlardan, gazetelerden takip ettiğimiz müzik olaylarını bugün anında tık 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 cep telefonundan parkta otururken bile takip ediyorlar, dinliyorlar. Dünyayla da iletişiminin Türkiye'nin hiç kopuk olmadığını düşünüyorum. Mesela ya müzikte de Türk beşlerini yarattı mesela 20. yüzyıl başlarında. Artı Türkçe tango, Türkçe işte ona göre şeyler yapa yapa geldi. Hani Anadolu rock yaptı. Ondan sonra da biz ve bizim gibi insanlar da çıktıktan sonra da dedik ki ya biz de kendi hayatımızı yazmalıyız. Geçmeli yani. Aşık Veysel ne yapıyor? Benim sadık yarim Kara Toprak diyor. Köroğlu açın dağlar yol verin geçem diyor. İşte ben diyor dağa çıkarım diyor. Şey olursa diyor. Ferman Padişah'ınıza dağlar bizimdir diyor falan. Biz de diyoruz ki evinde gitarım var mı gidelim öyleyse.
PTT'nin önünde Taksim'de. Bu da bizim yaşantımız yani. Ben bir de Beykent Mimarlık Okumanı'nın da verdiği bir şeyle ya biz bunu da ortaya koymalıyız. Yani bir dönemini hissederek yaşamak ve o ürünleri vermek seni kalıcı yapacak olan bir şeydir. Ya yani mimarlıkta da bugün bak bugünün mimarlığının unsurlarıyla bir şey yaptığımız zaman fütürist bir şey olmasa bile ama iyi bir şekilde yaptığımız zaman çağımızı tam anlamında yaşayarak hissederek hani o da özgün ve kalıcı olması gereken bir şey en azından yani. Bugün biz bir sürü imkan varken tutup da bilmem 150 yıl öncesinin bir mimarlığına benzetmemiz yanlış bir şey olur yani. Onun gibi sen de kentte yaşayan birisi olarak yazacağın sözün birazcık da hani dünyada da örnekler var. Hani Pink Floyd yazıyor diyelim, Beatles başka şeyler yazıyor. Ondan sonra bu bir de Anadolu ozanlarının saz şairlerinden gelen bir gelenek de bizi etkileyen şeylerdi. Yani mesela Aşık Veysel çok önemliydi bu konuda. Ben hatırlıyorum çocuk yaşlardaydık. Fikret Kızılok'u okuyordum Hey dergisinde. Fikret Kızılok gidip Sivas'ta Aşık Veysel'in köyüne Şarkışlı'ya girip oradaki yandaki tarlada çadır kuruyordu. Biz de Hey dergisinden işte çıktığı haftada bir çıkıyordu. Alıp Fikret Kızılok oraya gitmiş. Bu hafta ne yaptı falan işte ondan bir iki nasıl haberleşiyorlarsa yani telefon çekiyor çekmiyor gibi sorunlar olmadan da haberleşiliyormuş demek ki. Yani öyle bir şeyden sonra da bana tutup da ben hiç yaşamadığım bir şeyi Nazogel'in ayağına hal takar gelir melir bu da bana uymadı. Bana uymadığı gibi işte Bülent Ortaçgil'e de uymuyordu. Ondan sonra benim Örümcek Levent diye bir arkadaş vardı. Mimarlıkta okuyordu akademide. O müthiş yetenekli müzik. Çok iyi anlaşıyordum ben onunla müzik açısından. Fakat onu çok genç yaşta kaybettik maalesef. Yani Mehmet Güreli vardı. Yürüyüp Cihangir'de evine gidiyorduk falan. Böyle başka bir şey de filizleniyordu yani o arada. Bana diyorlar ki ilk defa rock müzik. Ya ilk defa rock müzik değil diyorum. Bizden öncekilerin hakkını yemeyelim. Yani orada Mavi Işıklardan, Mavi Çocuklardan tut. Ondan sonra Gökçen Kaynatan'dan tut. Moğollar, Erkin Koray, Barış Manço hepsinin hakkı var. Ama bir dönem geliyor. Onlar doyum sağlıyor. Birileri de çıkıyor diyor ki yani ben de diyor kendi yaşantımının burada yerine oturdu. Türkçe müzik olmaz diyor. Ben de diyordum ki o günlerdeki röportajlarda ya sen eğer Türkçenin müziğine uygun yapabilirsen olur diyordum bu. Yani bir de benim tiyatrocularla olan maceralarım oldu. Yani evet ona da söyleyeceğim. Tabii yani, o da beni bu söz ve prozodi açısından geliştirdi. Yani neydi bunlar? Bir kere Ferhan Şensoy'la arkadaştık biz akademide. O da mimarlıkta okuyordu. Sonra bıraktı mimarlığı. Kanada'ya gitti, Fransa'ya gitti, Kanada'ya gitti falan filan. Yani o tiyatroda şarkı sözleri, işte beste çalışmalarımız oldu bizim onunla. Orada bir lafın geçmesini istiyorsun. Sonra benim Dostlar Tiyatrosu'yla çalışmalarım oldu. Onlara 2-3 tane falan oyun müziği yaptım. O oyun müziğinde yani Genco Erkal gibi bir ustayla çalışıyorsun. O da bir şeyler öğretiyor yani. Bir soru cümlesi varsa müzikal olarak da o soru cümlesini notalarıyla vurgularıyla belli ediyorsun yani. Birbirinden kopuk şeyler değil. Ya, tabii ki bu işlerde her zaman yetenek denen bir şey de var. Yani bizim Adnan Çöker bize 4 tane unsur sayardı. Şimdi bakayım hepsi aklıma gelecek mi bilmiyorum. 1- yetenek. Herkes de olmayabilir. 2- kalp diyordu hissedeceksin. Zeka. Bir şey daha söylüyordu. Şimdi şey yaptım ama yani sonuçta emek demiştir. Doğru.
Çalışkan olacaksın. Çalışman olmak, emek yani. Evet. Evet, evet. Yani mesela şöyle de bakabileceksin yaptığın işe, hem mimarlıkta hem müzik hayatında. Ne oluyor biliyor musun Cem? Benim şöyle oluyor. Ben en sonunda diyelim stüdyoda müzik çalışıyoruz veya binayı şantiyede yapıyoruz. Bir nokta geliyor. Daha fazla bir şey yapamayacağımı hissettiğim bir an oluyor. O zaman da diyorum ki peki tamam hadi böyle olsun. Böyle çıksın. Böyle bitsin bina tamam. Yani nedir o? Ya içinde seni tam tatmin olmamış hissettiğim bir şeyler var. Fakat öyle yapıyorsun olmuyor. Böyle yapıyorsun olmuyor. Diyorsun ki bu adam bunu yapamıyor. Yani orada diyelim bir trompet solo var veya sen hep başkasına mimar olsun, müzisyen olsun hep başkalarına bir şey anlatmak zorunda kalıyoruz yani. Yani adam tuğlayı şöyle örerken derzlerini şöyle bırak demekle olmuyor yani. Gördüğün zaman ya biraz daha aralasın, biraz daha fırçala da şunlar ortaya çıksın diyebilirsin. Onu yapıyorsun, olmuyor, bu tutmuyor burayı diyorlar. Bunu yapıyorsun, olmuyor. Şunu da yaparsak olur diyorlar. Hani bazı insanlar var, bak hayatta tanıdım. Ya onu da ben kabul etmiyorum diyor. Adamın stüdyoya girmiş, albüm yapacak. 15 sene albüm çıkmıyor. Fakat evet, bizim mimarlıkta da şöyle bir şey var. Yani sen de o binayı bitirip adamı oturtman lazım. Orada öyle bir nokta geliyor ki diyorsun ki ya bu yani genelinden de bir şey kaybetmez. Ben de bunu 27 Temmuz 2021 tarihinde bundan daha fazlasını yapamadığımı hissettiğim bir an oluyor benim. O zaman da diyorum ki tamam hadi bitmiştir çalışma. Yoksa çok uğraştırıyorum milleti. Hem mimarlıkta olsun hem müzikte olsun. Yani olup olmadığını hissediyorsun. Bitip bitmediğini veya bu benim düşünceme uygundur diyorsun. İçinde belki bir nokta kalıyor. Fakat orada da iş adamı demeyeyim, iş adamı gibi davranmak. Orada da yani tarih karşısında artık onun önemi olmadığını kavramak lazım. Yani bunu belki genç ve böyle işine meraklı arkadaşlarının kulağına küpe olsun diye söylemiş olabilirim. Yani sen yapmışsın bir albüm, bitirmişsin bir yere kafanı takıyorsan benim böyle tanıdığım isim vermeyeyim böyle tipler var. Yani orayı yapıp bitirse kimse oradan bir şey başkası bilmez orayı. Ondan sonra hani bunun şeyle pardon. Evet. Bunu Bob Dylan'ın böyle bir şeyi vardı, bir mülakatında bahseder. Der ki hani böyle bir mükemmelin peşinde kayıtların mükemmelin peşinde olsun diye hiç derdim olmadı. Biliyorsun yüzlerce kaydı var. Yani parçaları artık albüm değil işte en son 695. parçasını ne yayınladı? Buldular onu. artık numaraları var sayfa numarası gibi. Evet. Ve bu bence çapak ve pürüst fena bir şey değil. Doygunluk halinin hem tasarımda hem müzikte iyi bir şey olduğunu düşünüyorum bir sürü şeyde de. Yani hissi olarak ya doydu ama artık bir şey eksik ama o eksik şey bunu bambaşka bir hale getirebilir. Overdose haline getirebilir tehlikesi de söz konusu çünkü. Yani bir anda var olanı hepsini bozan, bütün nüvesini öldüren bir hale de gelebilir. Yani, yani bir çuval inciri berbat de edebilirsin berbat demek istiyorum. Evet. Evet. Yani nerede duracağını bilmek diye bir şey vardır ya. Yani burada mesela diyelim ki hani şakulsüz bir pencere koymuş adam binaya. Yani bak zor bir ikilem şimdi. Hani evet. Onu düzelttirmek için bir pire için yorgan bazen hani bazen olmaz o diyorsun yani. Gerekirse parasını evet, ben vereyim. Evet. Ondan sonra ben bunu hayatım boyunca bunu aklımda tutamam. Evet. Ölüp gittiğim zaman da penceresi yamuk dedirtmem gibi bir şey var. Bu her zaman var. Evet. Evet, o yapı elemanı ve tektonik, evet o konuda haklısın. Daha çok tasarımın doygunluk noktasıyla onu aşma noktasının arasındaki tehlikeyi aslında söylemek istiyorum. Anladım, diğer anladım. Taraftan bu tam tuğla duvar hikayesi de enteresan biliyorsun. Böyle bir hem de kadim bir hikayedir.
bir taş duvarı yaparken taş ustaları ya da tuğla ustaları bir taşı ters koyarmış. Bunun örneklerini gördüm de ben orada burada Anadolu'da. Çünkü onu eğer koymazsa öyle mükemmel yapıyor ki Tanrı'yla eş koştuğu düşünülüyor. Dolayısıyla o kadar da güveniyor ve ideal bir durum ki taşı bozarak koyuyor gibi. Bu pencereye de belki şakülsüz pencereye öyle bakabiliriz. Evet, şöyle. Evet. Evet, şey. onu şöyle gözünü kırpıp baktığında eğer çok rahatsız etmiyorsa belki kendi dışındaki nedenlerle düzeltilmesi zorsa falan, ya zaten her şeyde dört dörtlük yaparsak yaşayamayız, hayatı ıskalarız yani. Olmuyor ki. Yani ne bileyim, sen arabayı park ederken her seferinde aynı şekilde park edemiyorsun. Bundan tutalım da her seferinde bazen hani resim çizmeye kalksak, bazen hani bir gün iyi çiziyorsun gerçekten. Ondan sonra bir gün öyle olmuyor. Yani her zaman bir dört dörtlük durumu söz konusu değil. Ama hani meslek açısından önemli bir eksik varsa, bu hani benim söylediğim şey, artık o noktaya geldiğinde daha fazla bir şey yapamamanın çaresizliğini yaşıyorsun. O zaman böyle oturuyorum düşünceli, hani bunu müzikte örnek vereyim. Böyle tamam hadi burası da böyle olsun. Ama orada yani yine de bir böyle akortsuz bir gitar, şu bu, hı-hı, yani çok bariz de bir şey olmaması gerekir. Hı-hı. Ama hı-hı, diyelim ki onu sen, o gitarcı çalmış o parçanın orasını, sonra yurt dışına gitmiş, şeydeki kayıtta kanal yok. Ondan sonra birisi de sana diyor ki ne zaman çıkacak bu? Ondan sonra onu bir tek sen duyuyorsun. Yani geliyorsun gece uyuyamıyorsun. Hay Allah kahretsin, o öyle çıkacak makacak diye. Yani böyle içinde insanın ukdeler kalıyor. Kalıyor da sonuçta çıktığı zaman da onun o kadar da önemli değil. Bütünsel olarak önemli olduğu ortaya çıkıyor. Yani bu bizim daha grubun devam edip etmeyeceği belli değildi. Hani sağdan soldan teşvikler oldu bize. Taksim Sanat Evi'nde çalıyorduk. Sina Koloğlu da yurt dışına gidecekti, burs bulmuştu. Bir gün içerisinde bütün parçaları çaldık şey gibi. Yani Beatles gibi vaktiyle. Nişantaşı'nda bir stüdyoda. Ondan sonra o ilk albüm olarak çıktı. Grupta olup olmayacağı belli olmadığı için ben üstünde Neşat Yavaşoğulları yazıyor, altında da Bulutsuzluk Özlemi albümün ismi yazıyordu. Ya sonradan biz hani düzelttik, işler yoluna girdi. Daha iyi ekipler, süper müzisyenler falan filan grubumuza girdi. Ben o ilk albümü ilk başlarda hep şey düşündüm. Yani toymuşum o zaman. Şimdi o kadar önemsemiyorum. Ya o albümü bir daha yapsak, o şarkıları bir daha söylesem, o gitar orada daha erken girmiş olsaydı ya. Davulun tonunda da iş yok falan gibi böyle ahları uhlarım oldu. Oldu da şimdi aradan geçti, 1986'da çıksa o albüm. Tanrım kaç sene geçmiş ya, 86, 35 sene geçmiş. 35 sene. 35 sene geçmiş. Sonra diyorum ki yok ya, onu öyle yapmamak lazımdı. Onun da başka reverb'i başka, o su başka, bu su başka. Hani binadaki şeydeki mimarlığa dönersek, o zamanki çimentoyla yapılan tarak bir sıva diyelim, bilmem nesi şu sıvı su. Kendisi özgün yani. Şimdi taklit etmeye kalksan edemezsin. Evet. Nasıl ki orada işte PTT'nin önünde Taksim'de şarkısı var. Ama o zamanki aletlerin de bir tınısı var, mınısı var. Hepsi bütünleşiyor. Yani bu Bob Dylan'a dönersek, Blowin' in the Wind şarkısı, ya herhalde basit bir stüdyoda adam bir ağız harmonikasıyla beraber gitarından çalmış, söylemiş, bitmiş olay yani. Evet. Ne keman var, ne davul var, ne o var, ne bu var. O yüzden yani yapacağının en iyisini yapmaya çalışacaksın. Yaptıktan sonra da başka şeylere bakacaksın, yeni şeyler yapmak için. Evet. Bir de tabii hatıra olarak da sadası onun öyle kalabiliyor. 86, evet. O albümün gün gibi hatırlıyorum ben. 35 sene olmuş ve ben, evet, o albümü dinlediğim zaman akademide birinci sınıftaydım mimarlıkta. Ön bahçede, o zaman ön bahçe açıktı mimar sınavında akademide. Ve orada
hepimiz bir sürü arkadaş o albüm elden ele dolaşır, insanlar mırıldanır, davula, gitara meraklı olanlar onu çalmaya çalışır. 86-87 öyle geçmişti, 35 yıl. Evet. Evet. Ya akademide hakikaten şimdi sen öyle ön bahçe falan deyince aklıma geldi. Ne güzel bir okulda okumuşuz şimdi. Eski havası hala devam ediyor mu bilmiyorum da. Biraz üniversiteleşince işler biraz değişti. Ama o ön bahçe, deniz kıyısı, yani öğrencilerin şeyi gibiydi. Evi gibiydi akademi. Hocalarla her yerde, kantinde, sergi salonunda, bahçede sohbetlerimiz olurdu. Yani büyük insanlardı. Yani adan zaman geçince daha da iyi anladık. Büyük dostluklar, arkadaşlıklar, güzel bir okuldu yani. Bu hakikaten şey, söyleşme, bu diyalog, her neyse, sohbet çok iyi ve bunun sonu da gelmez açıkçası. Evet. Renk mevzusuna da girelim dedi arkadaşlar. Evet. Aslında ama şimdi renk de müzik gibi bir şey açıkçası, mimarlıkla ilişkisi yani. Evet, aynen öyle. Çok güç. O da böyle sorulduğu zaman ben böyle bir kendimi yabancılaşmış hissediyorum. Hep uzaklaşıyorum konudan. Fakat şunu düşündüm yakın zamanlarda, belki de daha eski düşündüm ve yeni dile getiriyorum. Renk aslında mekanla değil de daha çok zamanla ilişkiliymiş gibi geliyor bana. Çünkü bir ruh halini taşıdığı için, bir psikoloji barındırdığı için onu zamanla tarif etmek daha doğru gibi geliyor bana. Sonuçta şey gibi de, bazı dönemlerde bazı renkler moda oluyor gibi falan mı? Evet, bir de hani hissettirdiği anlamında da öyle. Yani ruh hali dediğimiz zamansal bir şeydir ya, bugün öyle, yarın öyle ya da şimdi böyle, birazdan böyle. Evet. Onun etkisi dolayısıyla da herhalde. Dolayısıyla şey de yani bir de hani bunu nasıl bu temsil edilir? Yani renk dediğimiz şeyi bir yanılsam ama hani sen resimden, çok yerlerden, Neşet Günallardan örnek verdin tabii. Müzikle ilgili tabii Mussorgsky'nin malum şeyi, bir sergiden tabloları. Ve hatta onun üzerine Emerson, Lake and Palmer'ın bunun üzerinden geçmesi. Çok beğendim. Yani ben de bunu üst üste mesela çok dinlemişimdir. Üst üste halen de bazen arka arkaya dinlemek. Bunun gibi tabii yeni çağdaş olan bazı müzisyenler de işte dört mevsime yapıyorlar. Şu oluyor, bu oluyor, bağ üzerinde. Fakat hakikaten orada baktığım zaman, gözünü kapattığım zaman gördüğünden çok, yani tablo da öyledir ya, hissettiğim, o yüzden zamansal diyorum. Ne diyorsun? Tabii değişik zamanlarda değişik şeyler hissettiriyor hakikaten renk. Bir de ben hani mimarlıkta renk olayını çok önemsemişimdir. Renk seçimlerine çok kafa her zaman yormuşumdur. Hatta akademiden arkadaşlarıma danışmışımdır. Yani bunların başında da Bihrat Mavitan gelir. O da heykeltıraş ve aynı zamanda ressam olduğu için hani buraya bu rengi koy falan der. Bazen böyle onun söylediği renk bana ya bu da oraya olur mu, çok koyu duracak falan deyip, ama onun dediğini dinlediğimde güzel sonuçlar aldığımız işler var. Ben hani binada renge çok şimdi söyleşimizde renkle ilgili de bir bölüme girelim dedik zaten. Yani mimarlıkta renge çok önem veriyorum. Bazen hani karşı tarafı kabul ettirmek zor oluyor. Bazen de denemeden göremediğin yerler oluyor. Yani bir de müzikteki gibi ya şu akoru basayım bakayım, olmadı, olmuyor bu. Yine eski akora dönebilirsin ama mimarlıkta düşün ki hani binayı boyatıyorsun, olmadı bu ya deyip de bir sürü para harcayıp tekrar boyatamazsın. Ondan sonra hiçbir zaman o animasyonların veya işte perspektiflerin falan şey gerçek birebir ortaya çıktığında aynı olmayabilir. Burada işte burada
Yani sezgiler, tecrübe önem taşıyor yani mimarlık konusunda. Ve renk hakikaten bir binayı o kadar değiştiriyor ki, o kadar farklı hale getiriyor ki. Ve zaman zaman da gerçekten moda şeyler oluyor. Yani moda eğilimler oluyor. Yani bir dönem geliyor ki hani toplumun kendine bir şey yaptıracak olan daha böyle bir elit kesim diyelim. Kendi içerisindeki takip ettikleri şeylerden falan bir renge düşkünlükleri oluyor. Bir tarza düşkünlükleri oluyor falan. Ondan sonra o 20 sene önce başka bir şeyken bu günlerde başka bir şey oluyor. İleride de belki başka bir şey olacak. Ama hani renkle rengi değiştirdiğin zaman senin binanda bir şeyden kaybetmemesi lazım. Öyle evrensel yapmamız lazım, zamansız yapmamız lazım. Müziğe dönersek ya bende de bazı akorlar renktir aslında. Mesela do majörü, do majörü beyaz düşünürüm. La majörü böyle nefti yeşil gibi, mavi ile yeşil arası la majör tonu. Re benim için mavidir. Sol sarıdır. Böyle si majör turuncumturak bir sarıdır benim için yani. Böyle de enteresan bir şey çok var. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş deşifrasyonu. Evet herhalde 57-25 58 dakikaya falan geldik galiba. Evet. Yani güzel bir sohbet oldu. Evet evet ben çok özlemişim de açıkçası. Evet, evet. Seninle konuşmayı, sohbet etmeyi. Yani ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Benim çok faydalı oldu. Ben de öyle Cem, sevgili Cem. Yani seni mimarlıkta yaptıklarınla da çok beğeniyorum. Bu müzikle ilgili olan yönünde ayrıca da hoşuma giden bir şey. Umarım yine buluşuruz konuştuğumuz gibi. Vakit geçiririz beraber. Daha fazla da vakit geçiririz. İsterim bunu. Ben de çok isterim. Ben de çok isterim. Çok teşekkür rica ederim. Necat Yavaşoğlu ile beraber. Evet, Aura'ya da teşekkür ederiz. Bize bu sohbeti. Evet, Aura'ya da teşekkür ederiz bu arada. Için. Aura İstanbul'u ve Dio'ya. Renkli Diyaloglar. Evet. Evet, şeylere de izleyicilere de eksik olmasınlar. Teşekkür ederiz. Biz çok teşekkürler. Hoşça kal Necat. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Herkese hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Herkese hoşça kalın.